İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu bir resim paylaştı. Sosyal medyayı oldukça çalkaladı. Daha sonra bir de video paylaştı. İlk başta resmi görünce yani inanasımız gelmedi. Videoyu görünce insan şok oldum yani. İnsan tuhaf oluyor. Biliyorsunuz İstanbul'da hani İstanbul Fethi'nin yıl dönümü kutlamaları yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya'da Kur'an tilaveti, ezan okuma, orada eğlence yapıyor yani kutlamasını, yani İstanbul Fethi'nin kutlamasını yapıyor. Biz de Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını görünce Fatih Sultan Mehmet'in kabrinde eli arkasında, beyefendinin eli arkasında böyle sanki alay eder gibicesine ilk başta düşündüm, dedim ki ya bu adam dedim yani böyle bir şey yani yapmış olamaz. Yani açıkça böyle bir şey yapmak göz göre göre Türk milletine ihanettir. Hakarettir bu. Türk olan herkese hakarettir. Bunu akıllı başında birisi yapmaz dedim yani açıkça. Siz olsanız ne düşünürsünüz? Daha sonra videosu çıktı ortaya. Eli arkasında beyefendinin sanki işgal etmiş gibi, işgal etmiş savaş komutanı olur ya. İşgal sonrası eli arkasında öyle ağa gibi geziyor. Daha sonra o fotoğrafının montaj olduğunu, başka bir yerde çekildiğini ve onu getirip hani Fatih Sultan Mehmet'in kabrinin orada, oraya yerleştirdiklerini düşündüm. Yani bu kadar, çünkü insan anlayamıyor. Aklı, fikri, zekası bunu kabul etmiyor. Daha önce de bildiğiniz gibi gazetelerde İstanbul Belediyesi'ni kazandığında Yunanistan gazeteleri İstanbul'u Yunanistan kazandı diye başlıklar attı. Kendisinin hiç sesi çıkmadı. Çıkmayınca bir tereddüt oluştu bazılarında. Bende de yani neden hani cevap vermiyor Türk milleti, Türk halkı olarak. Dolayısıyla böyle bir aklımızda soru işareti oluşuyor. Çok fazla bu hani söylentiler veyahut da diyelim ki sorular sosyal medyada paylaşılıp ve spikerlerin Ekrem İmamoğlu'na bu soruyu yöneltmesi üzerine kendisi dedi ki ne yani bunu bu soruyu dedi hani bana yöneltip de dedim hani cevap verecek gereksinim duymadım dedi yani herkes bir şey yapabilir gibicesine neden her iftiraya falan hani cevap vereyim ki der gibi bir açıklama yaptı geçiştirdi bir şey demedi. Çoğu kişi Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon Rum Pontus İmparatorluğundan olduğunu soyunun ve Fatih Sultan Mehmet'in orayı fethettiğinde bunların soyunu kuruttuğunu, huzurunu bozduğunu, bunların huzurunu bozduğunu, bunların imparatorluğunu yerle bir ettiğini, bunların da o günden beri bir intikamının olduğunu söylüyorlardı. İnsanın inanası gelmiyor yani şimdi. Ama şimdi Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya'da fethettikten sonra Ayasofya'da İstanbul Fethi'nin kutlamaları varken beyefendinin gidip de Fatih Sultan Mehmet kabrinde el arkasında gezince insan iyice şüpheye düşmeye başladı yani. Siz olsanız ne dersiniz? Yani ben bunu görünce kanım dondu. O resmi hep gördüğümde, o videoyu izlediğimde şok geçiriyorum. Böyle vücudum böyle bir halsizlik kendinden hani böyle dağılır ya bir bıkkınlık yani bu ihanet bu vicdansızlık nasıl yapılır gibicesine. Koskoca İstanbul Belediyesi'nin başkanı seçilmişsin. Sanki İstanbul Belediyesi'ni hani sen bizden fethettin de biz de senden geri işte aldık yıllar sonra acımızı der gibicesine. Adam kasıla kasıla geziyor orada. Ve söylenecek sözleri de yani telaffuz edemiyorum. Çünkü çocuğunuz, aileniz, hani eşiniz, hanımınız böyle izliyorsunuz videoyu. Bunlar zaten bize de yakışmaz. Ben burada söyleyemiyorum. Siz zaten yorumlarda ne düşündüğünüzü veyahut da ne söylemeniz gerektiğini zaten kendiniz söylüyorsunuz. Benim burada yani böyle hakaret etmeye veyahut da kötü bir söz söylememe gerek yok. Biz şoktayız yani. Adam İstanbul'da İstanbul'u kazandıktan sonra tabii HDP'nin oyuyla kazandı. Kazandıktan sonra resmen İstanbul'u geri almış gibicesine, intikam almış gibicesine Fatih Sultan Mehmet'in kabrinde adam orada şey yapıyor ya hani bu Selahaddin Eyyubi'nin hani Kudüs'ü fethetmesi sonrası
Adamlar yani daha sonra orada Kudüs'ü tekrar Haçlılar aldıktan sonra Selahaddin Eyyubi'nin mezarına hani tekme atmaları gibi. Yani türbesine böyle hakaret etmeleri gibi bir şey yani. Bak sen bizden aldın, biz de senden aldık der gibicesine yani. Resmen insanın aklı fikri ermiyor yani bu adamın bu hareketi yapmasına.